Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bakayım. Gelin bakalım. Fotoğraf çektirin bakalım. Gelin bakalım. İnşallah. Ben buradayım. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Öyle mi? Bu da bizim size hediyemiz. Senin ismin ne? İrem. Çok güzel. Senin? Azat. Al bakalım. Sana da bir araba. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bakalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Kadınlar razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Biraz yedin mi? Furkan ön tarafı açalım. Komando ya. Aç. Evet arkadaşlar. Pardon. Bir telefoncudan bir başka telefon. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bugün Eskişehir'deyiz. Hoş geldiniz. Evet. Enerjiyle alakalı sıkıntı var mı? Yok. Biliyorsun biz olmasak senin işler biraz sıkıntılı biliyorsun. Evet tabii ki. Ha? Tabii ki. Elektrik yoksa telefon yok. Telefon hiçbir yok. Şey yok. İnternet teknoloji yok. Teknoloji yok. Teknoloji yok maalesef. Evet, bizler de ülkenin kesintisiz enerjisi için çalışıyoruz. İnşallah. İnşallah. Eskişehir'de bir değişim olacak mı? Olacak. Ha? Olması gerekiyor. Ya senin gibi gençler artık bir değişim istemiyor musunuz? Yani? İstiyoruz ha? Ya. İstiyoruz. Yeterli. Evet. Eskişehir daha iyi hak ediyor. İnşallah. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Biz de Eskişehir'in küçük bir esnafıyız. Evet. Esnafın daha çok sıkıntısı var da. Yani bununla ilgili özellikle oda başkanı olarak buradan sayın hükümetimizden tek vereceğim. Esnaf bakanlığının kurulmasını talep ediyoruz. Esnafımızın derdini, tasasını anlatıp sayın cumhurbaşkanımıza dosyalarını iletilebileceği bir esnaf bakanlığının kurulmasını istiyoruz. Eskişehir'de doktordan belediye başkanı oldu. Evet. Avukattan oldu, evet. Profesörden esnaftan. Oldu. Esnaftan. Esnaf ben varmıştım. Evet, ben belediye başkanı olunca sizin bakanınız benim. Peki işlerinizi halledeceğim. İnşallah başkanım. Merdiven çok güzel. Senden kaldı ha? Evet, nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Evet arkadaş. Nasıl gidiyor işleriniz iyi mi? Çok şükür. Evet geç kaldı. İyi giderdim. Nebi Bey'le bir duyuru yaptı. Bir kısa bir metraj filmi çekti. Ben normalde Esentepe'de oturuyorum. Sizden sonra hemen bir işlemler başlatıldı. Asfaltımız çok oldu. O gösterdiğiniz işte bu sokakta oturuyor. Tam benim evimin önünde video çekmişsiniz. Sizden sonra belediyemiz hemen başladı. Daha görev geldi, daha çalışmaya başladı. Sayın Bakanım, bu içme suyunu çeşmeden içeceğiz 2 senede dedik. Hemen 24 saat sonra mesaj geldi herkese, içebilirsiniz dediler. Yani göreve gelmeden içilebilir suyu yaptık. O işler bunlar çok iyi. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Olmamızın sebebi, en önemli sebebi gelen 31 Mart'taki yerel seçimler. Nebi Bey'e destek için, onunla beraber sahada olmak için buradayız. Bugün bu ana kadar çok güzel bir program geçirdik. Önce sanayi odasında, ondan sonra da esnafımızla özellikle bir araya geldik. Ve hakikaten şunu gördük bu ana kadar. İnşallah bununla alakalı yanılmayız. Cenab-ı Hak bizi yanıltmaz. İnşallah. Çok önemli bir
Eskişehir'de değişim ve dönüşüm heyecanı var. Ve insanların bu sefer inşallah bu mahpus talihini Eskişehir'i kıracağımızla alakalı beklentileri var, düşünceleri var. Ben bunun bu sefer gerçek olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah hepinizin gayretiyle, hepimizin çalışmasıyla bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve Eskişehir'in hak ettiği belediyeciliği, Eskişehir halkının hak ettiği hizmetleri Nevi Bey'in başkanlığında, ilçe başkanlarımızın da gayretleriyle yerine getireceğiz. Buna yürekten, kalpten inanıyorum. Kendisine ve bütün teşkilatımıza bu anlamda muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Eskişehir bizim için çok önemli bir şehir, çok müstesna bir şehir. Enerji ve maden açısından merkez şehirlerden bir tanesi. Çok önemli maden kaynaklarımız burada. Çok önemli maden işletmelerimiz burada. Buranın istihdamına büyük katkıda bulunuyor bu işletmeler. Ama onun ötesinde geleceğe dönük olarak da özellikle Beylikova'daki keşfettiğimiz nadir toprak elementleri, o madenin inşallah üretime başlaması, önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla hem istihdama çok büyük katkısı olacak, hem Eskişehir'e çok büyük katkısı olacak. Ama inanın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olabilecek kadar ehemmiyetli bir faaliyet olacak. Bütün dünyanın gözünü çevirdiği, bütün dünyada herkesin sorduğu bu Beylikova'daki nadir toprak elementleri madeni Türkiye'yi de açıkçası dünya klasmanında ilk 5'e sokacak faaliyetlerden, çalışmalardan bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda Eskişehir enerjinin de madenin de merkezi diyebiliriz. Dolayısıyla biz burada zaten hepinizin malumu Kırka'da yıllardır devam eden bor üretimiyle dünyada bor rezervlerine sahip olan, en yüksek sahip olan ülke olarak, dünya piyasalarında en yüksek pazar payına sahip olarak borda gerçekleştirdiğimiz devrimi ve borda gerçekleştirdiğimiz başarıyı inşallah nadir toprak elementlerine taşıyacağız.